Şimdi tabii ma maçın ayrıntılarını konuşacağız ama Mehmet Emin Uluç hemen sana dönmek istiyorum. Alanya karşısında böyle bir puan kaybını da bekler miydin? Hem oyunu hem de maçı e, genel anlamda şöyle bir nasıl değerlendirirsin? Beklerdim tabii yani Alanya deplasmanına gidip de ben 3 puan alırım gelirim diyen bir tane takım sevmem ben burada. Garanti diyemezsin yani. Alanya sezon başından beri en çok toplu oynayan, oyuncular değişse bile oyun şablonunu bozmayan, hücum organizasyonları çok zengin bireysel anlamda gole ulaşabilecek çok sayıda hı hı. ismi kadrosunda barındıran bir takım. ve Fenerbahçe Emre Berezoğlu döneminde maçların belli periyotlarında bazen ilk yarıda bazen ikinci yarıda ya da atıyorum bir 15 dakikalık periyotla iyi oynayıp ondan sonra oyundan düşen inişleri çıkışları olan bir takım o yüksek ee, yüksek performansı yakaladığında golü bulursa bir şeyler oluyor. Ama Alanya karşısında e, bunu bulamadınız. Artı şöyle bir durum var Alanya'nın. İyi bir hava yakaladınız. Golü buldunuz. Alanya bundan dolayı sinecek. Efendim geriye yaslanacak bir takım değil. Alanya 3 attığında 3 daha atayım diyen. Efendim 2 gol yediğinde ben bu skoru değiştireyim diyen oyun karakterine sahip. Ve e, dün maç başladığında Alanya çok hızlı girdi ilk e, iki dakika içinde. Çok ciddi bir pres yaptılar orada. Topu çıkartamadı Fenerbahçe kendi yer alanından. E, dönen topları aldılar. E, üst üste doğru şekilde koşularla Fenerbahçe'ye oyun kurma imkanı vermediler. Ondan sonra hemen arkasından Fenerbahçe'nin benzer atakları başladı. Ve biz uzun süre orta sahanın olmadığı, topun e, hızlı hücumlarla bir o kaleye bir bu kaleye yöneldiği e, pozisyonlara şahit olduk. Şimdi e, maçın yanılmıyorsam, 6. dakikası falandı. Şiopis e, araya atılan bir topla hareketleniyordu. Gökhan ters kademeye girdi. Son anda kesti. Orada Gökhan'ı alkışladık. Sonra Gökhan Gönül kırmızı kart görene kadar benzer pozisyonlar geldi üst üste. Şimdi hangi Gökhan Gönül'den bahsediyoruz? Emre Hoca'ya e, metiyeler düzdük hep beraber. E, kısa sürede doğru 11'i buldu. Dokunuşları güzel. Hatalarından ders aldı. Israr etmedi falan. Ama şimdi sağ Gökhan sakatlıktan yeni çıkmış. Önünde tercih ettiğiniz oyuncu daha uzun süreli bir sakatlıktan yeni çıkmış Mesut Özil. Şimdi bu iki oyuncu önlü arkalı oynattığınız zaman tabii ki e, idman performansları, bireysel form durumları vesaire bunları hoca bizden çok daha iyi biliyordur, değerlendiriyordur ama böyle e, zorluk derecesi yüksek, sert bir rakibe karşı oynarken bu tercihin çok ciddi bir kumar olduğunu düşünüyorum ve sonrasında da Mesut neredeyse 65-70 dakika oyunda kaldı. Yani hadi gördüm bunu. O zaman bir bir şey yap. Yani bir an önce Mesut'tan kurtul, kenara al. Mesut korumak anlamına, takımı korumak anlamına. O anlamda da e, geç kaldığını düşünüyorum ben. Zaten 11-11 e, iken -11 bile e, maç öncesinde dahi puanı cepte görmediğiniz bir müsabakada yapılan hatalar silsilesi işi bu noktaya getirdi. Bu saatten sonra Fenerbahçe evet Emre Hoca şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacaklarını söylüyor mutlaka ki öyledir. Ama ben bu saatten sonra yani dört maç kalmış olacak iş olarak görmüyorum değerlendirmiyorum. Bunun dışında Mehmet'e topu atmadan önce hakemle ilgili de kısa bir cümle kurayım. İki pozisyon var biliyorsunuz varla netleştirilen evet. bir tanesi Fenerbahçe'nin e, verilip vardan dönen penaltısı. Penaltı. E, bence pozisyon offside. Karar da doğru ama orada e, şöyle bir hata oldu. O kararı hakemin gidip izlemesi gerekiyordu. Halini unutmelerin vardan uyarması değil de. Tamam uyarı geldi. Git izle bir karar ver. Orada e, iki tane FIFA kokartlı hakemin e, amatörce hamleleriyle alınan bir karar var. Sonrasında da hakemin Yan hakemin offside bayrağıyla tartışılan bir Gökhan Gönül kararı var. Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Davidson'un hakem buradayken Davidson önünde olsa oradan iki tane Fenerbahçe'li oyuncu olsa hani önündeki oyuncuya odaklanacağın için kararda hata yapabilirsin. Ya burada bir Fenerbahçe'li var. Burada bir Fenerbahçe'li var. Sen en sondaki adamı offside ile görüyorsun ki çizgi çekildiğinde offside ile yakından uzaktan alakası yok. Oradaki yan hakemin artık kibarca basiretsizliği diyelim. Kibarca. Hakemi de zor duruma soktu ama Fenerbahçe'nin dünkü puan kaybını ben hakem üzerinden okuyamam. hocaya yazar, futbolculara yazar. Daha ciddi reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Bir de şu beklenti oldu. Başakşehir biliyorsunuz çok erken Erzurum karşısında geriye düşüp 10 kişi kaldı. Evet. Başakşehir oyunu çevirdi. Bir şekilde skoru aldı. Şuna inanıyorum ki inandığım şeyi bir kere daha söyleyeyim. Bence takımların kümede kalma arzusu şampiyonluk arzusundan daha baskın bir reaksiyon göstermelerini sağlıyor. Şu an itibariyle evet o görüntüyü görüyoruz. Evet sana da tabii ki dediğim gibi hamlelerdeki hatalar dedi. 11'i yine konuşuruz ama sen genel anlamda bu puan kaybını nasıl değerlendirirsin? sondan başlayayım. 10 kişi kalması hani muhtemelen 43. dakikada Emre Belezoğlu'na sorsak Mehmet 1-0 geri düşmeyi 10 kişi kalmaya tercih eder gibi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çünkü 1-0'dan geri çevirecek potansiyeli var. Galatasaray tam aksine bu sezon geri düştüğü maçlarda bir tek e, tek galibiyeti vardı. Göztepe maçı onun dışı evet. galibiyet yok. artı hani Beşiktaş'ın sezon içinde bir Konya Spor maçı var Ezgi. 15. 20. dakikalarda 10 kişi kalıp 1-0 kazandı. Dün keza Başakşehir hani 10 kişide bir ki ben Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra da bir puanın kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Mehmet'e şöyle katılıyorum. İki takım içinde ben bunu artık Galatasaray'da dahil ediyorum buna. Ben Beşiktaş'ın artık bu saatten sonra şampiyonluğu bırakmasının çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Artık bir galibiyet Hatay'ı mesalinde iş bitecek ama Fenerbahçe üzerinde şunu değerlendirebilirim dün dün için. Fenerbahçe ikincilik korudu bu önemli. Yani 0-0 iken direkten dönen toplar var. 3 tane top direkten döndü ama şu var Mehmet çok da öyle nasıl diyeyim. benim. Uzaktan şu topları ki Alanya'nın sezon içi maçlarını izlersen ben Galatasaray maçının tribündeydim. Yine o maçta Salih şu direkten dönmüştü. Bir tane daha vardı hani. Alanya zaten bitiricilik konusunda Mustafa demekle maça başlıyor. Mustafa'nın kariyeri boyunca zaten Son bitirir. vuruş bak o takıma son vuruş eklesen çok başka şeyler konuşabiliriz. Evet. Ve yani sezon genelinde zaten hep topa sahip olduğu maçlarda ama Dünden fark Alanya Spor'a çok topa sahip olmak Kadıköy'deki maçı hatırlarsın top Alanya Spor'da. Fenerbahçe 2-0'da sonunda 2-1 olmuştu. Ee, daha farklı formasyon. Biraz daha Fenerbahçe iyi çalıştılar dersine. Artı dün A Spor'da e, Çağdaş Hoca'nın röportajını dinledim Ahmet Selim'i. Hakikaten ben takdir ediyorum. Çok keyifli futbol oynatıyor Ezgi. Hı hı. Evet Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok ama Emre ile birlikte yani bunu biz değil Çağdaş Hoca da söylüyor. Erol Hoca'dan daha farklı diyor. Ben şunu söyleyebilirim Mehmet. Fenerbahçe sahaya karakter koyuyor. Yani bu periyotta iki tane puan kaybettiği maç var. Biri 1-1 bir, mal, e, Malatya, diğeri 0-0 Alanya. Malatya'da son 15 dakika bayağı gol kaçırdı. İki Tartışılan şey penaltı bile, pozisyonları bak. vesaire. Diğeri son de Alanya. Bak son saniye penaltısı var. Evet. Varış penaltı bak ona söyleyecek bir şeyim yok. Burada da pozisyon ofsaytı kenara koyarsan koy, koyamazsın ama hani pozisyon özelinde penaltı. Yani e, düşüşlere vesaireye bilmem neye rağmen Fenerbahçe aslında kazanabileceği maçlar oynadı. Ha mesela çok bir şey oynamadı Denizli maçında kazandı onu da söyleyelim. Antep maçı kimdeki <laughs> ikiye gelebilirdi ama bir fark var. Bunu gözlemliyoruz. Çok ciddi bir fark var. İster istemez de evet. şu soruluyor Ezgi yani Emre Belezoğlu yeni sezon. Ben biraz işte o anlamda Sergen Yalçın'a benzettim. Sergen Yalçın'a geçen sene Beşiktaş sonuçta şampiyon yapmadı ama üçüncülüğe taşıdı. O sırada Tabii. farklı Beşiktaş vardı. İşte oyuncu tercihleri değişti. Kaleyi Ersin'e emanet etti. Caner yeni Rıdvan'ı tercih etti vesaire. Şimdi Emre Belözoğlu neler yapıyor? Daha topla haşır neşir olan bir orta saha diyelim. Mesela örnek veriyoruz. Biz dün Gustavo'yu bekliyorduk. Mesut'la başladı. Daha ki hani evet Mesut'un um ben de Mehmet'e katıyorum. Gökhan Gül'ün oynamasında risk ama şöyle bir gerçek de var. Offside olmasa o penaltıyı kazandıran e, pası da Mesut atacaktı. Biraz ikinci yarı fazla tuttu oyunu. Artı e, Davison da iyi kullandı Çağdaş hoca Mesut özelinde o geriye yardımın hı hı. gelmeyeceğini anladığı için. 3 tane direkten dönen top zaten Alanya Spor'un bu sezonki 5.lik mücadelesinin özeti. Yoksa Alanya Spor ilk 2'ye 3'e oynardı. Yani bitiricik anlamda ciddi sıkıntı var ama ben futboldan keyif aldığımı söyleyeyim. Bu anlamda iki teknik adam da bence takdir hak ediyor. Yalnız.